Piyasa masasından günaydın, iyi haftalar diliyoruz. Ben Zeynep Erataman, Bloomberg KT Araştırma Masası adına Tuğba Özlay bu sabah bizimle beraber. Yeni günde enflasyon verisi içeride önemli. Cuma ise Fitch'in bir potansiyel Türkiye not değerlendirmesine var. Yurt dışına baktığımızda ise Fed'in 5 kitap raporu, Avustralya Merkez Bankası kararı, Çin'de enflasyon derken bir dizi önemli veriyi yine alacağımız bir haftaya başladık. Bugün bu arada Amerika'da piyasalar işçi bayramı nedeniyle kapalı. Onu da yine hatırlatalım izleyicilerimize ve dönelim ALB yatırıma. Satış ve Pazarlama Direktörü Meryem Gürsoy bu sabah bizimle birlikte. Meryem hoş geldin yayınımıza. Tabii kırmızı ceket beyaz da hiç gördüğüm için hemen öncelikle filenin sultanlarını bir kez daha birlikte tebrik edelim istiyorum. Ve sonrasında da sorayım ALB yatırımda bu haftadan neler beklersiniz? İyi haftalar Zeynep. Öncelikle yayınlar dilerim. Şimdi baktığımız zaman endeks Cuma günü aslında çok güçlü bir kapanış gerçekleştirdi. %1.75 yukarıda kapattı ki burada bankacılık endeksi, holding ve sanayinin bu yükselişte güzel katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Haftalık bazda baktığımız zaman da haftalık bazda endeksin getirisi %4.4 oldu. Burada tabii elektrik ve bilişim sektörünün haftalık bazda ciddi olarak katkısı olduğunu görüyoruz ama iletişim ve sigorta sektörünün de haftayı kayıpla kapattığını söyleyebiliriz. Şimdi bu hafta senin de söylediğin gibi öncelikle enflasyon verisini alacağız Ağustos ki yıllıkta %55.9 bekleniyor. Bunun dışında Erdoğan'ın Putin'le görüşmesi var. Bu tarafı takip ediyor olacağız ve yine diğer taraftan bu ay içerisinde Mehmet Şimşek'in Amerika ziyareti var. Şimdi genel olarak baktığımızda açıkçası bir de orta vadeli planı bekliyor tabii piyasalar ki bu ciddi anlamda da piyasa üzerinde ciddi bir beklenti yaratıyor ki bu noktada açıkçası endeksin yukarı yönlü hareketinde yani 8000 seviyesinin üzerinde kalmasının için ciddi anlamda bir destekleyici unsur da olabilir. Genel olarak baktığımızda endeksle ilgili aslında pozitif görüşümüz devam ediyor. Bunu ifade edebilirim. Teknik olarak incelediğimizde de kısa vade için altta 7930 ve 8015 seviyeleri var. Destek seviyesi olarak takip ettiğimiz. Yukarıda da 8100 ve 8160 seviyelerini izliyor olacağız. Bugün için açıkçası pozitif bir açılış beklediğimizi de söyleyebilirim. Diğer taraftan senin de söylediğin gibi Türkiye için Cuma günü Fitch'in bir değerlendirmesi bekleniyor. Yine o tarafta da bu hafta sonu bunu takip ediyor olacağız. Küresel tarafa baktığımızda küresel tarafta Cuma günü önemliydi. Çünkü tarım dışı istihdam verisini aldık. Tarım dışı istihdam verisi beklentilerin bir miktar üzerine geldi ama işsizlik verisi aslında çok yüksek geldi. Bu da piyasalarda aslında bir nebze kafa karışıklığına sebep oldu diyebiliriz. Çünkü Fed'in başlamış olduğu bir sıkılaşma döngüsünün sonuna mı gelindi beklentisi aslında bir miktar piyasalarda hakim olmaya başlasa da diğer taraftan Fed üyelerinden gelen Şahin açıklamaları da takip ediyoruz Zeynep. ALB Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Meryem Gürsoy çok çok teşekkür ederiz. Bu özet için biz neler ekleyebiliriz? Açılış öncesi Tuğba nasıl bir açılış bekleyelim? Hangi şirketler biraz daha haber akışıyla hareketli olmaya aday bugün sence? Cuma günü önemli bir kapanış gerçekleştirdik Feynep. 8000 seviyesinin üzerinde ilk kez kapanış gerçekleştirdik. Geçtiğimiz hafta hatırlarsınız son 3 gün 7900-8000 bandında hep gitti geldi endeks. Burada bir momentum yakalamaya çalışıyor. 300 dolarların üzerinde kalıcı olacak mı olmayacak mı? Daha önceki zirve seviyesi de 302 dolarlar bu arada. Şimdi bu hafta önemli bir hafta. Neden önemli? Bir haftadan önümüzdeki dakikalarda enflasyon rakamı açıklanacak. Enflasyonda yıllık bazda işte yüzde özellikle işte baktığımızda 55'lerin üzerinde bir beklenti var. 57'lere yakalım. Bir beklenti var. Aylık bazda da %9,5. Bizim beklenti aslında biraz daha ayrışıyor. Bizde medyan beklenti %9 olarak açıklandı. Enflasyon neden önemli? Şimdi enflasyonu bu zamana kadar, endeksi bu zamana kadar bu seviyelere getiren hikaye enflasyon karşısında alım gücünü koruyacak, borfadan daha iyi getiri getirebilecek başka bir ürünün olmamasıydı. Burada enflasyonun özellikle önümüzdeki dönemde yükselmeye devam etmesi ve politika faizi tarafında özellikle şu anda baktığımız da hala negatif reel getiri sunuyoruz. Bunu hikayenin hala devam edecek olması borsanın enflasyonu hece olarak kullanılma yatırım iştahını önümüzdeki dönemde de devam ettirebilir demek bu. Zaten EBB'nin halka arzına gelen talep rakamının 3.9 milyon olduğunu hatırlatalım. O da herhalde böyle bir beklentiyle gerçekleşmiş olsa gerek. Yani 6 milyon civarı yatırımcı varken bu rakam aslında hala o iştahın ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor ki son halka arzlarda gelen işte bu tavan fiyatlar da tabii ki burada etkili. Ama hani böyle
böyle bir iştah var. Bu hala devam edecek. Şimdi bir tarafta atılan olumlu adımlar da var. Bunları da konuşuyoruz zaten aslında. Para politikaları ve maliye politikaları taraflı enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar var. Cuma günü biliyorsun Fitch'in kararı açıklanacak. Burada özellikle beklenti aslında Türkiye'nin not görünümünde, notunda değil ama negatif biliyorsun görünüm. Görünümde pozitife çekilebileceği yönünde. En azından burada hani görünümü biraz daha iyileştirebilir. Hani bu bile önümüzdeki dönemde aslında hani Türkiye'ye bakışın önümüzdeki dönemde yabancılar tarafından da hani bir beklenti yaratır mı, borsaya gelecekler mi? Buradaki risk iştahı için önemli olacak ki yabancının olmadığı hani şu anda işte yabancı seviyeleri %30'ların üzerine çok çıkamıyor biliyorsun yabancı takası. Bu aslında rakamsal olarak baktığında bundan 5 yıl öncesinin işlem hacmiyle şu anın işlem hacmi çok da bir değil aslında. Bunun aslında oransal bakılması biraz daha mantıklı. Çünkü işte şu anki mevcut 200 milyar TL gibi bir işlem hacminin olduğu bir ortamda yabancının oranının %30 olması aslında çok da kötü değil. Oransal baktığında önümüzdeki dönemde buna hani bakarken sadece rakam olarak değil, oran olarak değil de biraz daha işlem hacmi üzerinden orantılı bakmakta, oranla bakmakta fayda var. Bu özellikle notun görünümünün iyileşmesi, mevcut politikaların devam etmesi ve yabancının iştahını bir miktar daha destekleyebilecek şeyler. Bugün Amerika'da piyasa kapalı, onu da hatırlatalım. Özellikle gelecek veriyle birlikte hafta içerisindeki genel seyir aslında enflasyon hikayesi olmaya devam edecek mi, etmeyecek mi? Üzerine de birkaç böyle işte Fitch'ten gelebilecek haberler gibi birkaç iyi haber alırsak aslında burada hikaye önümüzdeki dönemde burada endeksi işte o 8.000'lerden 10.000'lere doğru başlatan bir hikaye olur. Yeni bir hikaye olur. Eski hikayenin devamı ama biraz daha beklentilerinde iyileşebileceği bir hikaye olur. Şimdi şirketler, şirket haberlerine baktığımızda tabii ki hem şirket haberleri tarafında hem pay alım satım haberleri tarafında oldukça yoğun bir takvim var. Bono ihraçları var gene aynı şekilde. Burada özellikle Halkar aslında bir nevi finansman yaratma aracı şirketler tarafından bir taraftan da bono ihraçları var. Bunlar da aynı şekilde düşünülebilir. Şimdi şirket haberlerine baktığımda hemen önemlerle başlayalım. Alfaf, Egepo, Kafein bunların VBTF kapsamında şirket paylarını 3 Ekim'e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildiği haberi var. Bu aslında hani açığa satış tarafı uzunca zamandır konuştuğumuz bir konu. Önemli olduğundan bahsedebiliriz. Burada özellikle Angen hali ekipler tarafından 6 milyon 30 bin adet payın borsada işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileşme başvurusu yapıldığı açıklanmış. AKFG'ye baktığımızda sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun projelerde yeni turizm yatırımlarında Credit Europe Bank erken ödemesinde ve olağan faaliyetlerde kullanılmasının planlandığı açıklanmış. Özellikle burada biliyorsun sermaye artırımlarının volatilitesini hisse üzerinde bir miktar görebiliyoruz. Bu açıdan önemli. Bir haber daha var AKFGY ile ilgili. Şirketin %100 bağlı olduğu Fıratcan İnşaat ile yapılacak birleşme işlemlerinin fonlandırılmasına karar verilmiş. Bunlar tabii ki yan tahtalar. Endeksi, ana endeksi çok etkileyecek tahtalar değil ama hani yatırımcılar açısından da önemli tahtalar. Aydem'den bir haber vardı. Uşak RES kapasite artış projesini 12 MW güç artışı için bakanlık kabulünün gerçekleştiği açıklanmış. Bu önemli. Bu beklenilen bir haberdi. Evet. Cuma da vardı hatta. Aynen öyle bekleniyordu. O yüzden hani hisse üzerinde bir miktar etkisi olduğunu görebiliriz. Devam edelim. Efkon'dan gelen bir açıklama vardı. Şirketin %6.3 pay sahibi olduğu Nijat Batarya Teknolojilerin ABD'li bir batarya üreticisi arasında teknolojik danışmanlık ve lisans transferini içeren toplam 7 yıllık sözleşme imzalanmış. Burada özellikle batarya tarafı hem dünyanın konusu, Türkiye'de de bu tarafta yapılacak yatırımlar ve işte dünyada sektörün içerisinde hangi konumlarda yer alınabilecek ve alan şirketlerin seyri önümüzdeki yıllarda bol bol konuşuluyor olacak. Çünkü özellikle biliyorsun işte elektrikli araçlar tarafında o mevcut hem üretim tarafında hem de talebin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Daha yenilenebilir enerji kapsamında atılan adımlarla birlikte o açıdan önemli. Eskom'dan bir haber daha vardı. Burada Alesta tarafından One Human yazılıma 26.6 milyon TL değerleme üzerinden %8 iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı. Diğer taraftan Euroren açıktan gelen bir haber vardı. Şirket tarafından 2024 yılı 3. çeyreğinde üretime başlaması planlanan güneş enerji camları ile ilgili olarak Fiven ile 4 milyon metrekare GEF paneli camı satışı için niyet mektubu imzalandığı açıklandı. Aslında baktım hani büyük tahtalara da birazdan devam edeceğim. Hani hep böyle daha yan tahtalar üzerinden gelen haberler var. Info'dan gelen bir haber var. Türk Rating tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunun ve kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notunun teyit edildiği,
not görünümün durağan olarak belirlendiği açıklandı. Gene aynı şekilde hedef grubu altında infoda zaten hedef grubu ile ilgili bir açıklama vardı. Kolendi menkul değerleri zaten yeni açmışlar, yeni faaliyet göstermeye başlamıştı. Kolendi menkul değerleri 15 milyon TL emisyon primi avansı ödemesi yapılması sonrasında faizle birlikte 15.3 milyon TL olarak hesaplanan tutarın Kolendi menkul değerler tarafından iade edildiği açıklandı. Bunu da ekleyelim hemen hedef grubu altındaki şirketler için. Diğer taraftan Fayaf'tan bir haber vardı. Şirket tarafında Martifer, Contrif verilen toplam 0.58 milyon euroluk tekliflerin onaylandığı açıklandı. Süven vardı. Daha geçtiğimiz yıllardaki yeni halka arzulardan biri. Evet. Ağustos ayında İstanbul ve Konya'da mağaza açıldığı belirtildi. Özellikle bu tarz şirketlerde biliyorsun mağaza açılışları oldukça önemli. Türk Hava Yolları'ndan vardı. 2025-2026-2027 yıllarında teslim alınmak üzere 10 adet A350-900 tipi yolcu uçağın Airbus'tan satın alınmasına karar verildiği açıklandı. Bu da Türk Hava Yolları için önemli bir haber. Geçtiğimiz dönemlerde de yeni Airbus alımları ile ilgili haberler vardı. Etkisini bir miktar görmüştük. Diğer taraftan büyük şirketlerden Vespe tarafından bir haber var ki borsada zaten %1 yükselişle açtı. 8000'in üzerindeyiz açılışla birlikte. Evet, birazdan Vespe'den devam ederiz. Şirket haberlerine 8141 puanda Borsa İstanbul 100 ana endeks yeni haftayı karşıladı. %1,06 yükseliş 85 puanlık bir prime işaret ediyor. Borsa açılışında endeks 100 için konuşacak olursak 97 hisse artıda bir hisse düşüyor. 2 hisse ise yatay performansa yöneldi. Mali endeks yeni güne başlarken %1,02, sanayi endeks %1,09 ve banka endeksi %1,26'lık bir yükselişle karşımızda. Hizmetler endeksi yine %1,16, ulaştırma endeksi %0,74, turizm endeksi ise %1,45'lik yükselişlerle karşımıza geldi. Borsa açılışında dolar TL kotasyonu 26.73.14'ten devam ederken euro TL'de 28.87.38 seviyesi ekranlarımızda. TL'de bir miktar değer kaybı var yeni güne başlarken. Puan bazlı katkılarda BİMAŞ'ı, TÜPRAŞ, Akbank, Türk Hava Yolları, İşçi.tr hisseleri izliyor. Kaybeden tarafta tek hisse var dedik Konya Çimento ve yine yatay tarafta iki hisse var dedik. Biri TUKAŞ, diğeri de Alfa Solar. Onu da yine ifade edelim. Enflasyon verisi gelmeden terminalden de aktarımda bulunalım. Aylık %6,5, yıllık %55,9 ki gerçekleşirse Ocak ayından bu yana en yüksek enflasyon olacak. Çekirdek tarafta %61,70'lik bir beklenti burada var. Bizim anketimizde de %7'lik bir aylık, %55,9'luk da yıllık beklenti söz konusu. Biz bir de farklı olarak yıl sonunu soruyoruz. Orada da %62'lik beklenti oldu. Temmuz anket döneminde ise %60'lık bir beklenti ortaya koymuştu. Onu da bir kenara koyalım ekonomistler açısından. Terminalde farklı beklenti çekirdek var. Bizim ankette de yıl sonu var. Onları da yine bir kez daha hatırlattık. Veri gelişi öncesi diyelim. Vespe'den devam edelim şirket haberlerimize. Evet, %7'nin üzerine gelecek her oran yıl sonunda artıracak. Onu da ekleyelim. Şimdi Vespe ile devam edelim. Sonrasında da özellikle pay alım satım haberlerine geleceğiz. Vespe'de 173 gün vadeli 390 milyon TL tutarında bono ve 383 gün vadeli 260 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi. Tahvil ihracı haberi vardı. Pay alım satım haberlerine bakalım. Burada Medical Park özellikle dikkat çekti. Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20 bin adet pay 127.30 129.40 fiyat aralığından geri alındığı açıklandı. Büyük şirketler içerisinde bu vardı. Bir de Ülker tarafından gelen bir açıklama vardı. Yıldız Holding tarafında 18 milyon 14.093 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı 6.70'e %6.70'e yükselmiş oldu. Bu da Ülker tarafından gelen haberlerdi. Diğer taraftan sermaye artırım haberleri geldi. Galatasaray'ın bir haberi vardı. Şirket sermayesinin 540 milyon TL'den %100 oranında bedelli olarak 500 milyon TL nakden artışla 1.1 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında rüşan haklarının kullanılmasının ardından kalan 1 milyon 212.181 adet pay 5-6 Eylül'de borsa birincil piyasada satılacağı haberi geldi. Diğer taraftan Pasifik GYO'dan da bir haber vardı. Şirket sermayesi bugün 1.1 milyar TL'den %54.2 oranında bedelsiz olarak 576.2 milyon TL artışla 1.6 milyar TL'ye yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 5.30 TL'ye denk geldiğini de ekleyelim Zeynep. Son olarak Vakıf Finans'tan gelen bir haber vardı. Şirket sermayesinin 600 milyon TL'den %66.67 oranında bedelsiz olarak 400 milyon TL artışla 1 milyar TL'ye yükseltilmesi
teklifi kapsamında SPK'ya başvuruda bulunulduğu açıklandı deyip sana bırakayım devamını. Şimdi enflasyon verisini karşılayacağız biraz sonra dedik. O taraftaki gelişmeleri izlerken bir yandan da yine hatırlatmalarımıza devam edelim. Öncesindeki verilerde İTO enflasyonunu yeni almıştık. Öncü göstergeler içerisinde TÜFE'de %8,80, yıllık tarafta %74,15'lik seviyeler açıklanmıştı. Tabii korelasyon ne kadar var ne kadar yok tartışılır. Hem Ankara hem İstanbul enflasyonuyla, bir yandan da bizim enflasyon Kıbrıs'a ne kadar örtüşüyor onu da tartışmaya devam ediyor ekonomistler. Bu arada gelmeye de başladı veriler. Hemen oradan da son dakikalarımızı aktarmaya çalışalım. Şimdi TÜFE tarafında aylık %9,09 seviyesi beklentilerin üzerinde bir aylık enflasyona işaret ediyor. Yıllık enflasyon TÜFE kanadında %58,94 geldi, beklentilerin üzerinde. Yine çekirdek tarafa dönüyorum. Orada bizim ankette beklenti yoktu ama terminalden sizlere %61,7'lik bir beklenti aktarmıştık. %64,85 geldiğini görüyoruz. Burası da beklentinin yine üzerinde. Yurt içi üfede artık ekonomistler beklenti vermiyor uzun bir süredir. Ama oradan da gerçekleşmeleri verelim. Orada aylık tarafta %8,23'ten %5,89'a bir iniş söz konusu görülüyor. Ve yıllık yine yurt içi üfe tarafına döndüğümüzde %44,5'tan 49,41 seviyesine bir iniş olduğunu aktarabiliyoruz. İzleyicilerimize bir yandan da şöyle ekrandan büyütmek suretiyle grafik eşliğinde aktarmaya çalışalım ki konuştuklarımız da havada kalmasın. Hemen oradan da yine bilgi vermeye çalışalım. Öncelikle yurt içi üfe tarafı açıldı. %49,41 yıllık, %5,89'da aylık artışlar olduğundan bahsetmiştik. Bununla beraber sanayinin 4 ana sektöründen imalat endeksinde %54,41'lik bir artış var. Madencilik taş ocakçılığı %66,42'lik bir artışla eşlik ediyor. İmalatta %54,41 dedik. Elektrik, gaz, üretim ve dağıtımında %8,21'lik azalış. Su temininde ise %67,09'luk bir artış var. Aramalı tarafında %46,41, dayanıklı tüketim malında %61,05, dayanıksız tüketim malında %66,46, enerjide %20,70, sermaye malında ise %64,88'lik artışlar var. Bunlar da yine ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri. Bir yandan da aylık değişimler tarafına tabii bakacağız. Orada da madencilik ve taş ocakçılığında %9,99, imalatta %5,41, elektrik gaz üretimi ve dağıtımında %10,16, su temininde %6,88'lik artışlar var. Yıllık yurt içi üfeye bakıldığında 12 alt sektör daha düşük, 17 alt sektör ise daha yüksek değişimler göstermiş vaziyette. Bir de tabii buradan TÜFE tarafına geçeceğiz. Oradan da hemen notlarımızı düşelim. Şöyle izleyicilerimiz için ekrana da yine getirmeye çalışacağım grafiği. Orada da aylık %9,09 beklenti üzeri çıktı dedik. Aralık ayına göre %43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94, 12 aylık ortalamalara göre %56,28'lik bir enflasyon tablosuyla karşılaştık. TÜFE ana harcama gruplarına göre yine yıllık değişim oranlarına baktığımızda en düşüğünü %24,94 ile konutta görüyoruz. O grafiği de hemen şöyle yansıtmaya çalışayım. En yüksek değişimleri lokanta ve otellerde %89,31, sağlıkta %77,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %72,86 seviyesiyle görüyoruz. Yine ulaştırma kanadında da %70,24'lük bir artış var. Aynı zamanda aylık değişimlerde ekranımıza geldi. En düşük değişim eğitimde %3,11 ile, en yüksek değişim %16,61 ile ulaştırmada yerini almış durumda. Bu arada çekirdek enflasyon kanadı da kur geçişkenliği açısından takip ettiğimiz kalem %64,85 ile karşımızda. Bu veriler ne anlam ifade eder, değerlendireceğiz. Ekonomist Doktor Veys Ferteklegil bizimle beraber bu sabah. Veys Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Piyasanın beklentisinin üzerinde bir enflasyon tablosuyla TÜFE tarafında karşılaştık. Yurt içi üfe tarafında ise başka bir tablo var ama orayı enerjiye mi dayandırmak lazım? Yorumlarınızı merak ediyoruz. Evet, günaydın Zeynep Hanım, hoş bulduk. Evet, bir piyasanın beklentisinin biraz üzerinde %7 gibi bir beklenti vardı. Gerçi hani çoğu rakamlarında da %8'lik bir aylık TÜFE enflasyonu var. RENAK açıkladı, orada da 8'in üzerindeydi. Yani biraz üstte ama aslında çok şaşırtıcı değil.
zaten hani Temmuz ayından bu yana yüksek enflasyon, enflasyonda tekrar bir ivmelenme var, bir yükselme var. Yapılan vergi artışları, akaryakıt zamlarının devamlı olması, özellikle işte dövizde yaşanan işte seçimden sonraki yüksek oranlı artışların peyderpey devreye girmesi yavaş yavaş, tüm bunların etkisi var. Bir de tabii ki yani gıda fiyatları, daha doğrusu meyve sebze fiyatlarının yazın çok her sene ucuzlayan fiyatların bu sene ucuzlamadığını görüyoruz. Çok yüksek devam ediyor gıda, yaş meyve sebze fiyatları. Bunun da etkisi var. Özellikle akaryakıt zamlarının tabii burada etkisi var. Yani orada şaşırtıcı bir rakam değil. %60'lık bir enflasyon, işte %58.94 tüfe. Ki bu yani işte endişelendiren taraf hani Eylül, Ekim, Kasım gibi yavaş yavaş işte eğitim masraflarının yakacak doğalgaz, petrol daha da artış göstermesi, kış aylarında meyve sebze ve gıdanın daha da fazla artması, yani bu enflasyonun sonbahar kış aylarında burada tutulması bile bence biraz zor olacak. Yani gerçi ilk ivmelenme kaybolur ama yine de yüksek enflasyon, aylık enflasyonlar karşılaşacağız önümüzdeki dönem ve yıl sonu %70'lere varan bir enflasyonla kapatacağız bir tüfe tarafında. Şimdi diğer yandan bu sabah almış olduğumuz dış ticaret rakamları da var ve 5-12 dakikada da onları bir değerlendirelim isterseniz. Dış ticaret açığı tarafına geldiğimizde Ağustos'ta 8,88 milyar dolar seviyesini almış olduk. Bununla beraber işlenmemiş altın ithalatı dediğimizde 13,5 milyar dolar seviyesi kabaca %146'lık bir artışa tekabül etti. Atılan adımlar altın ithalatını baskılamakta henüz başarılı olamıyor diyebilir miyiz? Dış ticaret açığı rakamları ile ilgili beklentileriniz nasıl şekillenir önümüzdeki sürece ilişkin? Çünkü burada da hep Türkiye'nin bir cari fazla verme isteği, bunun üzerinden bir enflasyonla mücadele isteği son dönemde baş göstermişti. Tabii buradan bir geri dönüş olacak mı takip edeceğiz. Evet, orada zaten hani temel sorunlarımızdan biri enflasyonla, diğeri de cari açık oluyor. Evet. Ve dış ticaret açığı çok önemli. Orada tabii şey izliyoruz, yani ihracatta azalma ya da çok daha az artışlar var. İthalat bunun üstünde gidiyor ve cari açık, aylık cari dış ticaret açığı da çok fazla. Onu henüz kırabilmiş değiliz yani tüm çabalara rağmen. Ki döviz kurunun da oldukça elverişli olduğunu görüyoruz. Bu işte alınan tedbirlerle, biraz talep tarafında da yavaş yavaş kısıtlamalarla herhalde sonbahar kış aylarında biraz daha belirgin olacak ama sonuçta yine biz dış ticaret açığını çok fazla kısıtlayamayacağız. Yani orada işte orta vadeli programda ne yapacaklar onu göreceğiz. Yani ne açıklayacaklar, plan nedir, program nedir? Çünkü altın ithalatının da çok fazla gidiyor. Yani temel sorunumuz devam edecek gibi, önümüzdeki yıllarda da devam edebilir. Çok ciddi bir enflasyonla mücadele, istikrar programı, yapısal reform gerekiyor. Bunları henüz hükümet tarafından göremedik. Seçimden sonra bayağı bir zaman geçti ama işte bu herhalde bugünlerde açıklanacak ama o da ciddi bir program olacak mı olmayacak mı onu da bekleyip göreceğiz. Beyif Bey, şunu da sormak istiyorum. Çok kısa vaktimiz kaldı ama özellikle aylık bazda baktığımızda üfedeki artışın tüfedeki artıştan çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Burada özellikle şirketler kar marjlarını belirlerken mevcut maliyetlerin daha üstünde mi bir marj belirliyorlar? Bunu bu şekilde okuyabilir miyiz? Yoksa önümüzdeki dönemde üfenin de tüfeye yakınlayacağı bir dönem mi yaşayacağız? Zaten biliyorsunuz hani 1-2 yıl yani geçmişte de yakın dönemde üfe çok daha hızlı artıyordu. Bu tüfeğe yakınlama yolunda birkaç aydır görüyorduk ama tekrar enflasyonda bir ivmelenme var. Evet, yani o işte seçimden sonraki bu bütün bu vergi artışları, işte ücret artışlarının yansıdığını da görüyoruz. Şirketlerde de tekrar bir o yüzden fiyat artışları söz konusu olabilir. Yani bu da tabii iyi bir haber değil. Yani ülkenin tekrar yüksek düzeylere geçmesi, bunun da tüfeğe yakın zamanda olmasa bile birkaç ay içinde tekrar yansıması gerekir. Yani enflasyonda hükümetin çok çok ciddi tedbirler alması ve bu işi ciddiye alması gerekir. Bu anlamda da orta vadeli programı yakından izliyoruz diyelim. Ekonomist Doktor Veys Fertekligil, çok teşekkür ederiz bu sabah sorularımızı yanıtladığınız için. Böylelikle Tuğba Özay'la beraber piyasa masasını noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.